Merhaba kanalıma, evime ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün böyle havamız arkadaşlar. Biraz bulutlu. Şimdi biz kahvaltımızı falan yaptık eşimle. Etrafı toparladım. Birazdan sizlerle probiyotik kefir yapacağız arkadaşlar. Nasıl kefir yaptığımı, neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Hep beraber kefir yapmaya geçelim inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi size kefiri, nasıl kefir yaptığımı anlatacağım. Biz organik süt alıyoruz. Hazır sütten yapmıyoruz kefiri. Burada komşularımız süt satıyor. Onlardan alıyoruz ve kaynatıyorum. Ondan sonra mayalıyoruz. Mayalaması da nasıl oluyor arkadaşlar? Aynı normal yoğurt mayası şeklinde yapıyorsun. Yani o yoğurt mayası, yoğurdu şimdi nasıl, mesela diyelim sütü kaynattık. Yoğurt mayalayacağımız kıvamından biraz daha sıcak olması gerekiyor sütün. Ondan sonra kefir mayasını içine koyuyoruz, aynı yoğurt mayası şeklinde. Ondan sonra onu bekletiyoruz, onu karıştırıyoruz ve kapatıp aynı yoğurt mayası şeklinde bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yoğurdumuzu sütümüzü kaynattık. Şimdi kefiri ilave edeceğiz. Bunu mayalayacağız. 8 saat kadar bekleyecek. 8 saat sonraki aşamalarını size bir bir göstereceğiz. Mayalaması nasıl oluyor? Aynı yoğurdu sütün kıvamı yoğurt mayası şeklinden biraz daha sıcak olması lazım. Sıcaklığı. Ve ondan sonra kefir mayasını katıyorsunuz, karıştırıp öyle kapatıyorsunuz. Ya 8 saat ya da 24 saat. Ama ne kadar isterseniz, ne kadar kalırsa tabii o kadar da daha güzel oluyor. Kefir kıvamı daha güzel oluyor. Ama biz şu anda 8 saat bekleteceğiz. Hani çekimini yapıp hani sizlerle paylaşacağım için. Şimdi aşama aşama size göstereyim. Evet arkadaşlar, bu kefir mayamız. Şimdi sütümüzü de şöyle kaynattık. Bakın tam kıvamında, yani yoğurt mayasından biraz daha sıcak kıvamında, kontrolümü de ettim. Şimdi bu mayayı tencereye katıp karıştırıp ondan sonra mayalayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaynattığımız sütü şimdi şöyle süzdürüyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi kaynattığımız sütün içine şöyle kefir mayalarımızı atıyoruz. Bu şekilde. Ve karıştırıyoruz bir güzel. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Ondan sonra ağzını kapatıp ve sarıp 8 saat sonra açacağız inşallah. 8 saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi kefir, organik kefir yapıyorum. Kefirimizi şimdi mayaladım. Mayalarımız şimdi şöyle bir süzgeçle beraber süzeceğiz. Aşama aşama size şimdi göstereceğim inşallah. Şimdi şöyle bir süzelim hemen. Şöyle süzelim. Yani kokusu yoğurt mayası gibi oluyor. Yoğurdu mayaladığınız ilk zamanki gibi rayhası var. Evet arkadaşlar, şimdi kefiri süzdürdük. Burası biraz küçük gelince bu kabımız, şuna da aldık. Ve kefirimizin mayaları bunlar. Şu gördükleriniz maya oluyor. Şimdi bunları kaplarına yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle şişe, pet şişelerimiz var. Bunlara isteyen cam şişeleri de koyabilir. Bizde de ikisinden de olduğu için. Şimdi elimde şu anda bu var. Bunu gösteriyorum. Bunu söylüyorum. Bu da süt almıştık. Sütten şeyini yıkadık. Şimdi şuradan kefirimizi bu şişenin içine koyacağız. Şöyle şu şekilde. Şöyle.
Hem probiyotik bayağı bir şey var. Evet arkadaşlar, kefirlerimiz hazır, organik kefirlerimiz, probiyotiklerimiz hazır. İsterseniz bir gün dolapta bekletip ondan sonra ertesi gün içmeye hazırlar. Bu kadar çıktı. Şimdiden bize afiyet olsun.